Birinci soru. Yarıçapı R olan bir küre için x bölü y oranı kaçtır? Yüzey alanı bölü hacim, kesit alanı bölü hacim oranlarını soruyor. Ve buna göre ben bu elemanları şu şekilde oranlarsam hacimler ne yapacaktır? Birbirlerini götürecektir. Ha, burada hacimleri almaya gerek yok. Alsaydık zaten 4 bölü 3 pi re küp diye alırdık. Buna göre x bölü y oranı aslında yüzey alanı bölü kesit alanı oranına eşittir. Yüzey alanı neydi? Kürenin 4 pi r kareydi. Kesit alanı neydi? Pi r kareydi. Bunu konu anlatım kısmında söylemiştim. Buna göre x bölü y oranı 4'e eşit olacaktır. İkinci soru. Yüzey alanı bölü hacim oranı büyük olan canlılar için yargılarından hangileri doğrudur? Yüzey alanı bölü hacim oranı büyük olan canlılar hangileridir? Filler midir? Fareler midir? Evet, cevaplarınızı bekliyorum. Tabii ki filler dediniz ve beklenen yanlışa düştünüz arkadaşlar. Yüzey alanının hacmine büyük oranı hacmine büyük olan canlılar küçük canlılardır arkadaşlar. Küçük canlıların yüzey alanları hacimlerine oranla nedir arkadaşlar? Büyüktür. Buna göre küçük canlıların su kaybetmeleri daha hızlı olur. Doğru bir ifadedir. Vücut sıcaklıklarını hızlı kaybederler. Vücut sıcaklıklarını hızlı kaybettikleri için çok besine ihtiyaç duyarlar. Buna göre cevabımız E seçeneğidir. O yüzden bir tarla faresi kutuplarda yaşayamaz arkadaşlar. Vücut sıcaklığını koruyamayacağından dolayı. Üçüncü soru. Şekildeki x küpü ile y küpünün kesit alanları eşittir. X küpünün yüzey alanı ax, y küpünün yüzey alanı ay'dir. Buna göre ax bölü ay oranı kaçtır? X küpünün yüzey alanı arkadaşlar şöyle çizersek, bakın şuradaki alanla alakalıdır. Şöyle daha yakışıklı bir çizim olsun. Evet. X küpünün kesit alanı bununla alakalı. Y küresinin kesit alanı da şununla alakalıdır. O zaman bu kesit alanlar eşit ise bunun bir kenarına A dersek kesit alanı ne olacaktır? A çarpı A'dan A kare olacaktır. A kare neye eşit olacak? Şunun yarıçapına da eğer R dersek pi R kareye eşit olacaktır. Buradan karekökünü alırsak her iki tarafın a uzunluğu aslında pi yerine 3 yazarsak kök 3 r'ye eşit olacaktır. Küpün yüzey alanı ax neye eşit olacaktır? 6 tane şuradaki alanın toplamına eşit olacaktır diyebiliriz. Buna göre küpün bir tane yüzeyinin alanı a kare ise 6 tane yüzey olduğu için 6 a kareye eşit olacaktır. Kürenin yüzey alanı da arkadaşlar ay ise bakın küremizin yüzey alanı neydi? 4 pi r kareydi. Burada R yerine A bölü kök 3 yazarsak hemen yazalım. Şurada R yerine A bölü kök 3 yazıp bunun karesini alalım. Buna göre A kareler birbirini götürecektir. Şuradaki yukarıda 6 kalacaktır. Aşağıda 4 çarpı pi yerine 3 yazarız. Çarpı a bölü kök 3'ün karesi 1 bölü 3 olacaktır. Şu üçler de birbirini götürecek. Cevap 6 bölü 4'ten 3 bölü 2 olacaktır. Dördüncü soru. Özdeş kılcal borulardaki sıvıların hangisinin yüzey gerilimi en büyüktür? Şimdi görüldüğü gibi kılcal borularda en çok yükselen sıvı A şeklindedir. En çok yükselen sıvı A şeklinde olduğu için yüzey gerilimi de ne olacaktır? En çok A'da olacaktır diyebiliriz. Evet, böyle
düşünüp A seçeneğini işaretlediğiniz zaman beklenen yanlışa ulaşırsınız arkadaşlar. Buna çok dikkat ediyorsunuz. Yüzey gerilimi neydi? Yüzey gerilimi, işte şöyle yüzeyde moleküller var ise bu moleküller birbirini ne yapıyordu? Çekiyordu. Bu moleküller birbirini çeker iken aşağıdaki moleküller de bu molekülleri çekip şu yüzeyde ne yapıyordu? Bir gerilme kuvveti oluşturuyordu. Daha üst kısımda molekül olmadığından dolayı. Ha, buna göre sıvı moleküllerinin birbirini çekme kuvveti hangi sıvıda daha büyükse sıvı yüzey gerilimi o sıvıda daha büyük olacaktır diyebiliriz. Bu da neyle alakalı? Kohezyonla alakalı. Şimdi dikkat ediyorsunuz. A seçeneğinde adözyon kuvveti kohezyon kuvvetinden nedir burada? Büyüktür. Yani buradaki boru sıvıyı ne yapıyor? Daha çok çekiyor. Çekme özelliğini daha çok gösteriyor. Oysa ki E seçeneğinde kohezyon kuvveti adözyon kuvvetinden ne oluyor? Daha büyük oluyor burada. Ha, buna göre hatta şöyle söyleyelim. Büyük oluyor demeyin de eşit oluyor. Çünkü büyük olsaydı aşağıya doğru inecekti bu. A, B, C, D seçeneklerine göre E seçeneğindeki sıvı moleküllerinin kendi arasında birbirine uyguladığı kohezyon kuvveti diğerlerine göre daha büyük olduğu için cevabımız ne olacaktır? E seçeneği olacaktır. Bakın tekrar ediyorum. Adezyon kuvveti bir cisim ile başka bir cisim arasındaki çekme kuvvetiydi. Kohezyon kuvveti de cisimin kendi içerisindeki moleküllerin veya sıvının kendi içerisindeki moleküllerin birbirini çekme kuvvetiydi. Kohezyon kuvveti ne kadar büyükse çekme kuvveti o kadar büyük olacak ve yüzey gerilimi o kadar büyük olacak diyebiliriz. Bakın A, B, C ve D seçeneklerinde adezyon kuvveti kohezyondan büyük olmuş ki kılcallığın etkisinden dolayı sıvılar yukarıya gitmiş. Ama E seçeneğinde öyle değil. Bunlara çok dikkat ediyoruz. Çıkma ihtimali var bu tarz soruların. Beşinci soru. Eşit hacimli ve sıcaklıktaki KLM damlalarının bir yüzeydeki durumu şekildeki gibidir. Bu sıvıların özdeş kılcal borulardaki durumu aşağıdakilerden hangisidir? Özdeş kılcal borulardaki durum arkadaşlar neyle alakalıdır? Adezyon ve kohezyonla alakalıdır. Eğer adezyon kohezyondan büyükse, yani iki cisim arasındaki çekme kuvveti sıvının kendi moleküller arasındaki çekme kuvvetinden büyükse ne olacaktır? Sıvı o kapta yükselecektir diyebiliriz. Şimdi dikkat ediyorsunuz. K, L ve M'ye baktığımız zaman K'da bakın dikkat edilirse sıvı molekülleri zemine ne yapmış? Yapışmış. Ha, demek ki bu iki cisim veya iki molekül arasındaki çekme kuvveti çok büyük. Yani burada siz ne diyebilirsiniz? Adezyon kohezyondan büyük diyebilirsiniz. Şurada da adezyon dikkat kohezyondan büyük ama K'ya göre biraz daha az. Ama dikkat L ve L'nin M'ye baktığımız zaman L ile M'yi kıyasladığımız zaman burada adezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden büyük ama ona göre nedir? Daha az bir büyüklüğü vardır diyebiliriz. Eğer bu adam şöyle bir şey olsaydı yani sadece dokunma yüzeyi şuradaki bir noktası değseydi bu sefer kohezyon adezyondan büyük diyecektik. Buna göre adezyon kohezyondan çok 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 büyükse kılcallık etkisi çok olacaktır. Yani çok yükselecektir. Biraz az ise biraz daha az yükselecektir kırmızıda. L'de de aynı seviyede veya ona yakın bir seviyede olacaktır diyebiliriz. Yani en büyük mavi, sonra kırmızı, en alt seviyede de yeşil olacak. B seçeneğidir diyebiliriz. Altıncı soru. Aşağıdaki olayların hangisi kohezyon kuvvetinin adezyondan büyük olmasıyla ilgilidir? Peçete ile bir yüzeyin kurulanmasında adezyon kuvveti etkilidir. Çünkü iki cisim arasında ne vardır? Birbirini çekme kuvveti vardır. O yüzden burada adezyon kohezyondan büyüktür deriz. Gaz lambasının fitilinin gaz yağını emmesinde yine kılcallık yani adezyonun kohezyondan büyük olması etkilidir. Bitkilerin topraktaki suyu yapraklara kadar taşımasında yine adezyonun kohezyondan büyük olması yani kılcallık etkisi söz konusudur. Suyun kayaların içerisine
içerisine kadar sızmasında yine adezyon kuvvetinin kohezyondan daha büyük olması anlamına gelir. Bazı böcek türlerinin su üzerinde yürüyebilmesi kohezyon kuvvetinin adezyondan büyük olması anlamına gelir. Bu da yüzey geriliminin bir sonucudur diyebiliriz. Buna göre cevabımız E seçeneğidir. 7. soru. Atmosferle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yapısında çeşitli gazlar bulunur. Doğru bir ifadedir. Dünya yüzeyinde basınç uygular. Doğru bir ifadedir. Üst katmanlarda basınç daha düşüktür. Doğru bir ifadedir. Heterojen bir yapıya sahiptir. Bu da doğru bir ifadedir diyebiliriz. Ama üst katmanlara doğru sıcaklık düzgün bir şekilde azalmaz arkadaşlar. Bu yanlış bir ifadedir. 8. soru plazmalarla alakalı bir özellik. Plazmanın özelliklerini mutlaka ama mutlaka bilmek zorundasınız. Bu tarz sorular çok karşınıza çıkar. Aşağıdakilerden hangisi plazmanın özelliklerindendir diyor. Maddenin en yüksek enerjili halidir. Bu doğru bir ifadedir. Plazma elektriksel olarak nötrdür arkadaşlar. Pozitif değildir. Yanlış bir ifadedir. Sıcak ve soğuk plazma diye ikiye ayrılır. Hatta sıcak plazmalara güneş rüzgarları diye örnek vermiştim. Soğuk plazmalara da işte neon, floresan lamba, mum alevi tarzında örnekler vermiştim. Elektrik alan ve manyetik alandan etkilenirler diye de söylemiştik. Buna göre cevabımız 1 ve 3 D seçeneğidir. 9. soru. Civa içine daldırılmış kılcal boruların kesit alanları S1-S2'ye süçtür. Borudaki sıvı düzeyleri farklar arasında H3 büyük H2 büyük H1 şeklinde ilişki olduğuna göre boruların kesit alanları arasındaki ilişki nedir? Civada kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden büyüktür. Kohezyon adezyondan büyük olduğu için ince bir boruyu civaya daldırdığımız zaman civanın alacağı şekiller görüldüğü gibi olacaktır. Nasıl kılcallık arttıkça borudaki sıvının yükselme miktarı artıyor ise kılcallık arttıkça borudaki sıvının alçalma miktarı da artar. Bakın, kılcallık arttıkça adezyon kohezyondan büyükse, mesela suyu düşünelim, borudaki suyun yükselmesi artıyor ise, kohezyon adezyondan büyük ise, kılcallık arttıkça borunun sıvıda alçalması da artacaktır. Ters. Buna göre en kılcal boru S3 borusudur. En az kılcal boru, yani en dar boru S3, en geniş boru S1'dir diyebiliriz. Buna göre cevabımız C seçeneğidir. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Çıkma ihtimali vardır bu soruda. 10. soru. Özdeş cam tüplere X, Y, Z sıvıları konulduğunda sıvı yüzeyleri şekildeki gibi olacak biçimde dengeye gelmektedir. Buna göre sıvıların yüzey gerilim katsayıları arasındaki ilişki nedir? Yüzey gerilimi kohezyon kuvvetinin adezyon kuvvetinden büyük olmasıyla alakalıdır. Bakın Z sıvısında kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden büyük olduğu için sıvının şekli görüldüğü gibi olacaktır. Yani Z'de ne olacaktır arkadaşlar? Yüzey gerilimi en büyük olacaktır diyebiliriz. Şimdi dikkat, X ve Y'de adezyon kuvveti kohezyondan büyük. Ama dikkat edilirse Y az bir şey bombe yaparken X daha çok bombe yapmış. Buna göre adezyon kohezyon kuvvetinden çok çok büyüktür diyebiliriz X sıvısı için. Veya şöyle bir karşılaştırma yaptığımız zaman, işte X sıvısında adezyon kohezyondan büyük, Y sıvısına göre daha fazla bir büyüklük vardır diyebiliriz. Adezyon kohezyondan büyükse ne olacaktır? Bu adamın yüzey gerilimi iyice azalacaktır. Yani Z'den sonra yüzey gerilimi büyük olan Y, ondan sonra da ne olacaktır? X olacaktır diyebiliriz. Buna göre cevabımız D seçeneğidir. Bakın tekrar ediyorum. Kohezyon adezyondan büyükse yüzey gerilimi büyük. Bunda problem yok. Z'nin yüzey gerilimi en büyük. X ile Y'yi kıyasladığımız zaman X'te adezyon kohezyondan büyük ama Y'ye göre daha fazla bir büyüklük var. Yani X'teki büyüklük daha fazla. X'teki büyüklük daha fazla olduğuna göre X'teki yüzey gerilimi daha az diyebiliriz. Çünkü adezyonun kohezyondan büyük olması yüzey gerilimi ne yapıyordu? Azaltıyordu. Buna göre cevabımız D seçeneği olur. 11. soru. Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur? Yeryüzeyinden yukarılara doğru çıkıldıkça atmosferin yoğunluğu azalır. Bu doğru bir ifadedir arkadaşlar. Atmosfer yalnız gazlardan oluşur. Bu yanlış bir ifadedir. Çünkü atmosferin içerisinde toz zerrecikleri de vardır.
Atmosferde en çok bulunan gaz oksijen değil, azottur arkadaşlar. %78'lik bir oranla azot en fazladır. Oksijen %21 ile ikinci sıradadır. Buna göre cevabımız A seçeneğidir. 12. soru. Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangileri doğrudur? Yüzey alanının hacmine oranı köpeğe göre farenin büyüktür arkadaşlar. Doğru. Bakın, hacim ne kadar küçülürse veya boyutlar ne kadar küçülürse yüzey alanının hacmine oranı o kadar büyür diyebiliriz. Yüzey alanının hacmine oranı keçiye göre küçüktür. Doğru bir ifade. Çünkü bu keçiye göre çok büyük bir hayvandır. O yüzden yüzey alanının hacmine oranı küçüktür. Yüzey alanının hacmine oranı su aygırıya göre büyüktür. Bu da doğru bir ifadedir diyebiliriz. Buna göre cevabımız P seçeneğidir. 13. soru. 4R yarıçaplı bir ip en fazla 80 Newton'a dayanabildiğine göre aynı cins malzemeden yapılan R yarıçaplı halatlar şekildeki gibi bağlandığında en fazla kaç Newton yük taşıyabilir? Şimdi dayanıklılık neydi? Kesit alanı bölü hacimdi. Buna göre 4R yarıçaplı halatın kesit alanı 16R karedir. R yarıçaplı adamın kesit alanı 1R karedir. Demek ki R yarıçaplı halat 4R yarıçaplı halattan 16'da 1 oranında daha az dayanıklıdır diyebiliriz. Evet. Şimdi 80 16R karelik adam 80 Newton'u taşıyor ise R karelik adam ne kadarı taşıyacaktır? 80 bölü 16'dan 5 Newton'u ancak taşıyabilecektir. Çünkü 16'da 1'ini taşır. Eğer burası da R kare olduğu için o da 5 Newton'u taşıyacaktır. Buna göre 5 artı 5 toplamda 10 Newton'u ancak bu halatlar taşıyabilir diyebiliriz. 14. soru. Bir canlının boyutları her yöne aynı oranda azaltılıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Bakın, boyutları azaltılan canlıların dayanıklılığı ne olacaktır? Artacaktır. Bu doğru bir ifade. Canlının bir günde tükettiği besin miktarının boyutlarına oranı ne olacaktır? Artacaktır. Bu yanlış bir ifade. Azalır demiş. Kaldırabileceği yükün kendi ağırlığına oranı ne olacaktır? Artacaktır diyebiliriz. Bu da yanlış bir ifadedir. Bakın, ikinci ifade yanlış yapılacak bir ifadedir. Bunu şöyle düşünürseniz doğru sonuca ulaşırsınız. İşte bir karınca kendi ağırlığının belki iki katı yemek yer bir günde. İşte bir sincap kendi ağırlığının belki iki katı yemek yiyebilir bir günde. Ama bir fil kendi ağırlığının iki katı ağırlıkta yemek yemez günde. İşte atıyorum kendisi 2 tonsa yediği yemek miktarı 100 kilodur, 200 kilodur. O yüzden canlının bir günde tükettiği besin miktarının boyutlarına oranı azalmaz, artar. Boyutları her yönde azalırsa. Kaldırabileceği yükün kendi ağırlığına oranı da ne olacaktır? Artacaktır. Mesela bir karınca kendi ağırlığının 2 katını, belki 3 katını kaldırabilir. Ama bir fil kendi ağırlığının 3 katını kaldıramaz. Evet, buna göre cevabımız A seçeneğidir. 15. soru. Aşağıdaki canlılardan hangisinin taşıyabileceği ağırlık kendi ağırlığına oranı en fazladır? Bunu biraz önce söylemiştik. Boyutlar ne kadar küçülürse kendi ağırlığına karşı taşıyabileceği oran o kadar fazla olacaktır. Buna göre cevabımız karınca, yani A seçeneği olacak.